Çok kıymetli il başkanım, il başkanımızın şahsında bütün örgütümüzü, belediye başkanımızın şahsında Kartal'daki bütün komşularını, Şahkulu Dergahı'nın, vakfının çok değerli başkanının şahsında tüm canları ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarımızı ve mahalle birimimizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün buraya hem bir borcu ödemek üzere geldim, hem bir davete icabet etmek üzere geldim, hem de bir teşekkür etmek üzere geldim. Hepsinin kesiştiği noktada Gökhan Başkan var. En önemlisi şu, bugün Türkiye'de siyasette gençler, gençlerin durumu, bazı yükleri gençlerin taşıyıp taşıyamayacağı, henüz çok tecrübesiz oldukları için bu görevleri yapıp yapamayacakları gibi bir takım tartışmalar yürütülüyor. Bu tartışmalar siyasette hep vardır. Gökhan Yüksel 32 yaşında Kartal Belediye Başkanı olduğunda Türkiye'nin metropollerdeki en genç belediye başkan adayıydı. Ben de kendisini telefonla arayarak kutlamıştım ve siyasetin gençleşmesine yönelik olarak umudumuzu ve kendinin sırtındaki yükü ifade etmiştim. Dün gibi hatırlıyorum, grup başkan vekiliydim bundan 5 yıl önce. 5 yıl boyunca Gökhan Yüksel arı gibi çalıştı. Çalıştı ve sürekli bir yandan da açılışlar yaptı. Yaptığı açılışlarında davetiyelerini yolladı. Bu açılışa davet edildiğimde genel başkan olarak Kartal Belediyesi'nden aldığım ilk davetti. Ama arkadaşlarıma sordum. Dedim ki bundan öncekilere şöyle bir bakalım, Gökhan Yüksel ne yapmış diye. Daha doğrusu Gökhan Yüksel bizi nerelere çağırmış diye. Gökhan Yüksel bundan önce beni sokak hayvanları tedavi merkezinin açılışına çağırmış, gelememişim. 5 yılda 2200 binanın yıkımını gerçekleştirmiş, bunlarla ilgili bir sunum yapmış, bir ilk adım atmış, kentsel dönüşümle ilgili ve dirençli kentler noktasında belediyenin irade beyanını koyduğu lansmana gelememişim. Makine hangar teknoloji merkezi açarak geleceğin mühendislerine kodlama ve yazılım öğretmeyle ilgili çok önemli bir merkez açmış, gelememişim. 3 mahallenin kesişim noktasında Yalı Yunus Top Selvi Kültür Merkezi'ni açmış, gelememişim. 16 bin metrekare üzerine Bayram Demirkol Parkı'nı açmış, gelememişim. Kartal'ın deniz, rüzgar ve su sporları merkezi haline getirmek amacıyla Dragos Su Sporları Merkezi açmış, gelememişim. Bugün benim 478 yataklı Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına davet etmiş. Mustafa Necati kimdir? Mustafa Necati 1. dönem Saruhan, yani Manisa mebusudur. Mustafa Necati kimdir? Harf devrimi yapılırken ki Milli Eğitim Müdürü'dür. Mustafa Necati kimdir? 30'lu yaşlarında mebus olmuş, Gökhan Yüksel'in milletvekili olduğu yaşta mebus olmuş, Milli Eğitim Bakanı olmuş, maalesef 35 yaşında bir apandisit patlaması sonucunda kurtulamayıp hayatını kaybetmiş, Cumhuriyet'in en erken kaybettiği bakanlarından biridir. Ama harf devriminin bakanıdır. Gökhan Yüksel'le hayatının kesiştiği noktalardan bir tanesi de budur. Bu partinin Deniz Baykal 35 yaşında milletvekilidir. 36 yaşında Maliye Bakanı'dır. 36 yaşında Maliye Bakanlığı'nı taşıyabilmiş olan bu partinin
Yine 36 yaşında Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'tir. 38 yaşında Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'dır. 39 yaşında Sağlık Bakanı Refik Saydam'dır Cumhuriyet'in ilk döneminde. Böyle bir parti bugünlerde 30'lu yaşlarındaki belediye başkanlarını aday gösterebiliyorsa, bu 31-32 yaşında aday olup bugün 37. yaşında hiç tartışmasız Kartal'a yeniden aday gösterilecek performansı, memnuniyeti gösteren Gökhan Yüksel'e bir teşekkür borcumuz vardır. Gökhan ve diğer gençlik kollarından gelen arkadaşlar sayesinde bugün yine 30'lu yaşlarında Kadıköy Belediye Başkan adayımız Henay yanında oturmaktadır. Tuzla'da 31 yaşında Eren Ali Bingöl adaydır. Çankaya'da 31 yaşında Hüseyin Can adaydır. İzmir'de 40 yaş altı 12 tane belediye başkanımız adaydır. Hepsinin yolları açık olsun. Gençlerin yolu açık olsun. Cumhuriyet'in yolu açık olsun. Tabii bir diğer yandan da 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek üzere bir adım atıyoruz. Burada hem kreşler, ki kadınların sosyal yaşamına katılması için, iş yaşamına katılması için çok önemli, hem de yurtlar çok önemli. Bu konuda hep yerel yöneticilerimize telkinde bulunmuş, onları yüreklendirmiş, bu yurdun ilk temelini o günlerde atan önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da minnetle anıyoruz. Kendisini buradan selamlıyoruz. Şah Kulu Sultan Dergahı Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için, bizler için çok önemli bir yere sahiptir. Şah Kulu Sultan Dergahı için Hızır Evi diyorlar. Hızır darda zorda kalana uzanan eldir. Hızır düşmek üzereyken tutulduğumuz daldır. Hızır zor durumda kalanların yardımına koşandır. Hızır acısını bilendir. Yaraya merhem olandır. Hızır bugün Şah Kulu Sultan Vakfı'dır. Hızır bu vakfa gönül veren canlarımızdır bugün. Bütün canlara selam olsun. Geçen Elmalı'da anlattım. Canların çok hoşuna gitti. Yine Hacı Bektaş'ta anlattım. Bir de burada Sayın Başkan'ın varlığında anlatayım. Can dostum, yol arkadaşım, şimdi de Malatya Belediye Başkan adayımız Veli Ağbaba'nın annesi Elif teyzem 2 yıl önce kaybettik. Son zamanlarında gitgide unutkunlaşıyordu. Unutkanlığı artmıştı. Ama Elif teyzeyi kimse unutmuyordu. Onun 1000-1200 yıllık tasından bir damla su içip de kanmayan, elindeki okunmuş pirinçten bir tane yiyip de doymayan, sırtını sıvazladıklarından da menzile varmayan yoktu. Ben de her Malatya'ya gittiğimde Elif teyzenin tasından su içmeye, bir doğasını almaya, sırtımızı sıvazlatmaya yanına varırdık. Son zamanlar unutuyordu. Veli Ağbaba gösterdi. Ana dedi, ana Özgür'ü bildin mi? Oturduğu yerden baktı. Kimlerdensin Özgür dedi. Ben dedim Manisa'danım Ali, Elif teyze uzaklardanım. Alevi miyim, Sünni miyim dedi. Dedim ki Elif teyze ben Sünniyim. Dedi ki hiç üzülme oğlum, sen de bir cansın dedi. Ben rahmetli Elif teyzenin yetiştirdiği evladı kendi kardeşimle birdir. Bu meydandaki bütün canlar hepimizin canıdır. Can canayız, yan yanayız, göz gözeyiz, el eleyiz. Cumhuriyet'in şanlı yürüyüşünde 100 yıldır olduğu gibi omuz omuzayız, birlikteyiz.
Biraz önce mesajı okundu. Ekrem Başkan bugün bir başka yerde halk buluşması var. Ben buradayım, Ekrem Başkan orada. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'a neler yaptığına şöyle bir bakınca, bitmeyecek okumakla ama 6044 öğrenciye Kartal'da burs veriyor. Yani Kartal aslında geçen seçimde Ekrem Başkan'a ve Gökhan Başkan'a verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bu kadar yüksek memnuniyete bakınca 6044 öğrenciye burs vermek şu demek. Geçen sefer eğer bu tercihte bulunmasaydı İstanbullular, bu 6000 öğrencinin sahip çıkanı yoktu. 1529 öğrenci düzenli kırtasiye desteği alıyor. 185 bin ton sadece Kartal'da asfalt dökmüşler. 72.366 metrekare yayalaştırma çalışması yapmışız. 6.370 haneye 10.098 öğrenciye düzenli nakdi destek sağlıyoruz Kartal'da. 55.000 kişiye sağlık hizmeti vermişiz. 3.935 ağaç, 3,5 milyon çiçek ve fide dikmişiz. 32.873 adet gıda ve hijyen kolisi dağıtmışız. 34.981 sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti sağlamış, barınakları almışız. 8.224 haneye İstanbul kart vermişiz annelere. Kartal Gaffar Okkan Parkı'nı açmışız. Soğanlı Mahallesi Camii'ni onarmışız, yenilemişiz. Neyzen Tevfik Meydanı'nı açmışız diye uzayıp gidiyor. Kartal'da gençleri merkezine alan bir belediyecilik anlayışının sen oku diye ve genç üniversiteli kampanyalarıyla öğrencilere destek sağlamanın ve bunu 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yaygınlaştıracak olmanın umudunu, heyecanını, kıvancını yaşıyoruz. 2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece %22'sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul'da %10'un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması, böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin, annelerinin, babalarının Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Kartal'dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak. Bu tip işleri sürdüreceğiz. Bugüne kadar Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Bu çok önemli bir adım, çünkü yurt yapmak aslında baktığınızda belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız barınma sorununu merkezi yönetim olarak çözmeniz lazım. Ama TOKİ, her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan TOKİ, toplu konutlar yapan TOKİ, okul yapan, cami yapan TOKİ bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Eğer Kartal Belediyesi bizde olmasa, İstanbul Büyükşehir bizde olmasa, Türkiye'deki belediyeler olmasa o 64 tane yurt yapılmayacak. Ama birileri yurt yapıyor. Cemaatler yurt yapıyor. Tarikatlar yurt yapıyor. Öğrencileri, yoksul öğrencileri orada barındırıp onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar. Ve aslında her şeyi yapan TOKİ'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hepimiz görüyoruz. Bu alanları olması gerektiği gibi sahiplenen yerel yöneticilerimizin tamamında Gökhan Başkan'ın şahsında ve bu yurttaki bu işbirliği anlaşmasını yapan Şahkulu Derneği'nin, Şahkulu Vakfı'nın başkanına ve yöneticilerine, burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
31 Mart'tan sonra çok daha fazla Sosyal Demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı başkanımız 14+14 diyerek 28 diye bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı, genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genç Cumhuriyet'in 100. yılında bundan sonra daha çok kadınla, daha çok gençle ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı, sonra da Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanına da, ilk genel başkanına da vefa borcumuzu onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeleyerek her birinizi ayrı ayrı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha hepinize bu güzel pazar gününün sabahını bizlere ve gençlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer Genel Başkanım, Kartallı komşularımız adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizleri bırakmayacağız. Bugünün anısına sizlere ve Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Sayın Hasan Şahin'e hediye ve çiçek takdimi gerçekleşecek. Sayın Hasan Şahin'i ve Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Toplu açılışımızın kurdele kesimi gerçekleşecektir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkan yardımcılarını, parti meclisi üyelerini, milletvekillerini, İstanbul İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımızı, mahalle muhtarımızı ve Kartalımızın muhtarlarını kurdele kesimi için sahneye davet ediyorum. Buraya yaklaşırken bir otostop çeken oldu. Durdurduk minibüsü, aldık. Bir sordum, adın ne dedim? Ali dedi. Tamam dedim, şimdi oldu. Mihmandar olacaksa buraya, adı Ali olacak. Ali Kartal'daki çocuk kolları genel başkanımız, bilginiz olsun. Oluyor ama sonra diyorsun ki ya iyi şeyleri yapmak için çaba harcaman lazım. Dostun, komşun, arkadaşın, ailen, tanıdığın, okul arkadaşın, sosyal hayattaki arkadaşın, berberin, bakkalın hepsinin derdine koşmaya çalışıyorsun, yetişmeye çalışıyorsun. O da ya iyi ki bu işi de, bu kıymetli. O yüzden motive oluyoruz. Şenlikler ve festivaller, daha yapacak çok şey var. Eğitim merkezleri ve kreşler, daha yapacak çok şey var. Cadde ve parkları yeniledik ama daha yapacak çok şey var. Başkan Gökhan Yüksel'le daha yapacak çok şey var. Şehrin manzarasını izlersin keyifli Aydos tepesinden. Ailenle güzel vakit geçirebilirsin gezegen kafelerinde. Konser, fuar, sergi, daha neceleri var Kartal meydanında. Bir yanda yemyeşil Aydos ormanı, bir yanda adalar manzaran var. Kartal sahilde biraz yürüyüş, yanında kanat kürek tesisi. Bordon boyu atalar Orhan Tepe, biraz yukarısı da Cevizli. Yakacık soğanlı kuğur mumcu, geleceğinde çok şey değişti. Başkan Gökhan Yüksel bizadi Kartal yürüyelim demişti. Trafik parkında çocuklar, daha yapacak çok şey var. Mustafa Necati Yurt dershane, daha yapacak çok şey var. Makine hangarda teknoloji ama daha yapacak çok şey var. Başkan Gökhan Yüksel'le daha yapacak çok şey var. İmar planları hazır ve dönüşüm yeni dönemini bekler. Güvenli ve güçlü bir gelecek için tasarlandı bütün projeler.